Mossad'a yakın bir karargahta, Tel Aviv yakınlarında bir saldırı gerçekleşti. Aslında bu saldırının ayrıntılarına bakıldığında bir kamyonun otobüs durağına daldığı bilgisi var. Henüz saldırıyı üstlenen yok ama şu an 40 yaralı var. 10 kişinin durumu ağır. Son gelen açıklamalara bir bakalım. Bölge özellikle tabii ki stratejik bir nokta olması ve Mossad karargahına çok yakın bir bölge olması açısından önemli. Bu saldırı bir Tel Aviv yakınında olması açısından önemli ve bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu Ramat Hasharon bölgesinden bir görüntü bu. Kamyonla otobüs durağına saldırı girişimi gerçekleştiriliyor. Saldırıda 10'u ağır olmak üzere 40 yaralı var. Yaralıların hastanede tedavileri devam ediyor. İsrail polisinden bir açıklama var. İsrail polisi olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığını ve bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiğini söylüyor. Kamyonu kullanan şoförün Filistin asıllı bir İsrail'e olduğu bilgisi var. Saldırı Tel Aviv çevresindeki Mossad'ın da karargah olarak kullandığı bu Glilot üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşiyor. Bu üsse dair de bazı soru işaretleri var. Bu üste Mossad'a yapılan, Hizbullah'a yapılan bu Mossad'ın özellikle çağrı cihazlarının patlaması noktasındaki bu saldırının burada planlandığına dair de bazı iddialar var. Terör ve güvenlik uzmanı Profesör Doktor Sayın Esat Arslan ve stratejist Doktor Mehmet Bozkuş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar dileyim. Teşekkür ederim. Sayın Esat Arslan, önce şunu sorayım. Bu bir karşılıklı misillemenin devamı mıdır? Hizbullah kanadından bu saldırı henüz üstlenilmedi ama biraz aslında Hizbullah tarafından gibi duran bir saldırı mıdır? Ne görüyorsunuz saldırının oluş biçimi açısından? Çok teşekkür ediyorum. Ben dünkü açıklamalarımda zaten bunu ifade etmeye çalıştım. Özellikle kendi kaynakları, yani İbranice kaynakları, biliyorsunuz ben hem İsrail'i hem de kendi kaynaklarından değerlendirmeye çalışıyorum. Ve bu konuyu ortaya koymaya çalışmıştım ve kendileri söylüyorlardı. Yani bu kadar uzun bir süre olmayacak, hemen bunun karşılığı gelecek diye. İki tane önemli olgu vardı bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Hizbullah'ın durumu çok açık bir şekilde ifade etmemiz lazım. En önemli müttefiklerinden bir tanesi, yani bunu vekil güç vesaire güç diye ifade ediliyor. Bu çok son derece yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu hakikaten farklı şekilde müttefik. Yani 5 tane müttefikinden bir tanesi, başat aktörlerinden bir tanesi, o önemli olduğu için ifade etmeye çalışıyorum. Ve onun bir saldırısını gördük. Şimdi bu saldırı bana o bölgelerde fiili olarak bulunmuş olduğum günlerdeki, çok da önemli olduğu için söylüyorum. Bu 1983 yılında ortaya konulan, çok da önemli olduğu için ifade etmeye çalışıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri o bölgeye çıkmıştı ve bu deniz piyadelerine ve Fransız askerlerine yapan saldırının birebir kopyası şeklinde olduğunu görüyoruz. Yani çünkü kamyonla yapılan saldırılar, klasik olarak ifade edeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 23 Ekim 1983 tarihinde, çünkü hafızama kasındığı için ifade etmek istiyorum. Bu Beyrut'taki deniz piyade, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle amfibi deniz piyade birliği, ki Türkiye uzun yıllardan beri aynı kolorduyu kurdu. Bu da çok önemli, yani ihtiyaç olunca. 31 yıl önce Beyrut'ta bombalı saldırıda sadece Amerika Birleşik Devletleri 241 askerini kaybetmişti. Yani biliyorsunuz Fransız askerleri de vardı. 299 tane asker kaybedildi. Başkan Barack Obama, düzeltiyorum, o günkü şeyden sonra hemen aşağılık bir terör saldırı söylediler ama en önemlisi, saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri tüm uluslararası güçler askerlerini Lübnan'dan çekti. Yani demek ki bu kamyon saldırıları bir anlamda bugün yapılan ve de 9 gün sonra biliyorsunuz seçimler olacak. Bu seçimler öncesi ve de İsrail'in Irak'tan kaldırdığı
biliyorsunuz uçaklar vasıtasıyla oraya intikal ettirip yapmış olduğu bu 20 tane hedefin o kadar da önemli bir şey olmadığını da gördük. Bu çok bence anlamlı. 84 tane kruvaz füzesi attıklarını gördük. Bu 84 tane kruvaz füzesinin önemliydi. 68 tanesi ancak hedefe geldi. Yani bir kez daha söyleyeyim. İran'a fırlatılan toplam 84 kruvaz füzesinden yalnızca 6'sı hedefe ulaştı. Ha, bu bilgi bana tamamıyla İranî bilgi olarak İran hava savunma sisteminin saldırıyı başarıyla püskürttüğü olarak ifade edildi. Bunlara ait özellikle bu şehrindeki gösterilere bende birçok şey var, fotoğrafları var. İran savunma kaynaklarına göre bu 68 tane füze Irak ve Basra Körfezi semalarında ve İran hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Yani ayrıca 10 tane füze de İran semalarında düşürülmesi çok önemli. Bunu kim bildirdi? Hemen söyleyelim. Yani bu çok da önemliydi. Oradaki hava savunma üst komutanlığı tarafından doğrudan doğruya dünyaya yayınlanan bir bildiriyle ortaya konuldu. Yani demek ki bu yoğun saldırıya rağmen füze savunma sistemlerinin neticede karşı koyma performansı sayesinde saldırı tabii ki ufak tefek şeyleri var. Yani düşürdüğü yerler çok da önemli, çok da püskürtüldüğünü ifade etmemiz lazım. Evet. İran'ın hava savunma sistemi bu süreçte büyük bir başarı göstermesi şunun karşılığı, kevgire dönmüş olan demir kubbenin karşılığı olduğunu söylüyorum. Hemen akabinde onu da söylemeye çalışıyorum. Yani İbranice medya değerlendirilmelerine göre yani bu sefer, yani bu saldırıdan sonra İran'ın önceki seferlere göre daha hızlı yanıt vereceğini bildirmişti. Yani çünkü biliyorsunuz Bu Hümont deli ve bakın ilk defa Merve şunu söyleyerek değerli kardeşime sözü bırakmak istiyorum. Hümont dediğimiz yani bu istihbaratın önemli kaynaklarından bir tanesidir. Bu nedir efendim? Human intelligence yani demek ki sadece Mossad'ın yapmış olduğu olgular değil. Ne diyor? Parmak göstermeye falan da yok. Ey İsrail, benim de senin içinde koyduğum uyuyan hücrelerim var. Eğer bunları düğmeye basıp harekete geçirirsem senin bulunmuş olduğun İsrail artık yaşanılacak bir noktadan çıkarak doğrudan doğruya İsrail vatandaşını farklı şekilde ortaya koyabilir, ayağını denk aldı demek istiyorum. Esat Hocam teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Mehmet Bozkuş, biz bu saldırıların şayet İran kanadından ya da Hizbullah kanadından geldiyse devamını görebilir miyiz? Yani biraz aslında Tel Aviv'i tehdit eden bu saldırıların şeklinin değiştiğini düşünmek doğru mudur? Şimdi şöyle, Hamas'tan tehdit edilmemiş kaynaklara göre söylüyorum. Son gelen bilgiyi ben okumak istiyorum. Mossad karargahı yakınındaki kahramanca kamyon operasyonu Siyonist işgalci Filistin halkına karşı işlediği suçlara doğal bir yanıttır. Yiğit halkımızın Siyonist cinayet ve terör makinesine meydan okumaya devam ettiğini teyit eden bu kahramanca operasyonu takdir ediyoruz. Şimdi tabii ki kalleşçe eylemler yapan bir karşımızdaki işgalci bir devleti görüyoruz. İşgalci devletin yaptığı her şeyin kendisine göre doğru olduğunu ve artık bölgede kendisine kimsenin karşı koyamayacağı bir stratejiyle Amerikan ve Batı destekli yapılanmayla sahada bu mücadeleyi sürdürdüğünü gördüğümüzde, en son İran saldırılarıyla beraber bunu teyit ettiğimizde, İran'da saldırıların hemen sonrasında Tahran'daki meydanda İbranice bir pankart asıldı. Ve bu pankartta şu söyleniyordu, İbranice pankartta: yeni fırtınalara hazır olun diye. Şimdi bu yeni fırtınalara hazır olun söyleminde Esat Hocam da çok önemli konulara değindi. İran hava savunma sistemlerinin bu konuda ne kadar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Baver 373 ve Seyad
4B'lere yatın ve S-400'lerin de peki kullanıldığı. Peki, virgül koymam lazım hocam çünkü konu başka bir yere geliyor. Bu olaya dönmem gerekiyor. Sahadan sıcak bilgiler var. Enes Canlı bekliyor bizi, Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri. Enes, nedir son bilgiler? Ve İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarında Herziya şehrine bağlı Gillot bölgesinde bir otobüse bir kamyonun daldığı bilgisi geldi. Olayda İsrail sağlık ekipleri 40 yaralıya müdahale ettiklerini, 16'sını hastaneye kaldırdıklarını, bunlardan yaklaşık 10 kadarının durumunun ağır olduğunu aktardı. Bu Gillot dediğimiz bölgeye aynı zamanda çok sayıda İsrail ordusuna ait askeri üsse ev sahipliği yapıyor. En dikkat çekici olanı da bölgede İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad ve İsrail ordusuna ait siber dijital elektronik istihbarat sorumlu sekundin birinin de kullandığı bir karargah da bölgede yer alıyor. Ancak bu otobüs durağının bu noktanın yakınlarında aynı bölge içinde yer aldığını söylememiz gerekiyor. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Tam olarak bu noktada gerçekleştiğini söyleyemiyoruz. Olaydaki kamyon şoförünün bölgedeki sivil silahlı kişiler tarafından ateş açılarak öldürüldüğü aktarılıyor. Kamyonun şoförünün kimliği ise İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğu aktarılıyor. Elimizdeki bilgiler şu ana kadar bu şekilde. Çok teşekkürler Enes Canlı, kolaylıklar diliyorum. Mehmet Bozkuş, şimdi sizin sözünüz yarıda kaldı ama ben biraz tabii bu saldırıya ilişkin bir okuma yapmanızı rica edeceğim. Evet. Merve Hanım, bu anlatım bu saldırıyla bağlantısı var çünkü yani peki. İran meydanına atılan o pankarttaki beklenen yeni fırtınaların bir eseri olarak da bunu evet doğru biz de az önce aynı şeyi konuştuk hatta meydandan evet. Gösterdik bunu yani ben aslında şunu soruyorum bu iş hani şu nokta bu nokta bu stratejik noktadan artık buraya mı evrildi diye açık açık sorayım yani Hizbullah ya da İran ya da her bunu yapan her kimse bu iş artık hani Tel Aviv sokaklarına mı sıçrayacak diye sorayım size. Asimetrik savaşın tüm niteliklerini artık sahada göreceğiz. Ülkeler arası ve ülkelerin kullandıkları enstrümanların hepsini sahada göreceğiz. Esat Hocam çok önemli bir konuya değindi. Vekil aktör konumunda Hizbullah artık müttefiklik konumuna gelmiştir. Dolayısıyla bölgede İran'ı temsil eden her yapı bundan sonra İran'ın müttefiki konumundadır ve bu yapılan tüm eylemler İran'ın müttefikliği konumunda değerlendirildiği zaman eylemin akabinde İsrail'in yaptığı her eyleme karşı artık bir eylemin hem İsrail'in içlerinde hem İsrail'in dışlarında verileceğini görüyoruz. İşte dün akşam yayınlanan haritaların da teyit ettiğimizde bunun belgeleyen ilk sahadaki yansıması olarak bunu görüyoruz ki İsrail yönetimi kendisini dünyadaki en güvenlikli ülke olarak gösterip tüm Yahudiler ülkesine davet etmesinin de artık sonunun geldiğinin en net bir ifadesidir. Çünkü artık korkarak yaşayacak bir İsrail halkı var ki hem Lübnan sınırını hem de Gazze sınırındaki işgal ettiği bölgeleri boşalttırdığını gördüğümüzde artık içerideki taraflarının da güvenli olmadığı sonucunu ortaya çıkartıyor. Bakın bu ne demektir? Sizin yaptığınız eylemler kendinize göre yasalsa bizim yaptığımız eylemler de kendimize göre artık yasal kimliğe bürünmüş demektir. Verdiğiniz her cevaba aynı angajman kuralları gereği bir yanıt verme sürecinin başladığının net bir ifadesi olarak bu artık Orta Doğu'da kendini göstermeye başlamıştır. Bu ne manaya geliyor? Şimdi bakın bunun hem içeride hem dışarıda yansımaları İsrail için ne olacaktır? İsrail'e dışarıdan gelecek olan Yahudi vatandaşların artık İsrail'i tercih etmeyecekleri bir dönemin başlaması demektir. Nüfusunun giderek azalması demektir. Ve ekonomisinin de zaten savaş nedeniyle çöküş noktasına geldiği, Amerikan destekli ekonomisinin yaşadığını düşündüğümüzde artık üretim noktalarıyla beraber İsrail halkının da İsrail'i terk etme süreci zaten 800 binin üzerinde bir göç vardı. Bu sürecin daha da hızlanacağı anlamına gelir. Ve İsrail'de askerlik süresinin 2 yılla kadınlar için 2 yıl, erkekler için 3 yıl olduğunu düşündüğümüzde ve artık askerlik yapmak istemeyecek bir yapılanmanın da sonucunu ortaya çıkarttık. Bakın saldırının olduğu yer çok stratejiktir. 8200 yani Gillot üstüne yakın dijital, elektronik ve siber saldırı. Yani tüm istihbarat ağıyla beraber dünyada İsrail'e karşı teknoloji üzerinden
tüm hamlelerin cevabının verildiği bir siber güvenlik merkezinin olduğu yerden bahsediyoruz. Bu neyi? İsrail'in dünyayla bağının kopartılma noktasındaki yere hedef seçilmesi, İsrail'in artık her güvenli noktasında hiçbir zaman güvenli olmayacağı sonucunu ortaya çıkarttı. Bundan önce sadece ve sadece güvenlik maksatlı girdikleri sığınakların da artık güvenli olmayacağı sonucunu ortaya çıkartır ki İsrail sokaklarında yaşayan Arap asıllı İsrail vatandaşlarının da artık bu yapılanlar karşısında sesinin yükseldiği bir dönemin de habercisi olarak bunu değerlendirmek gerekir. Teşekkür ederim Mehmet Hocam değerlendirmeleriniz için. Esat Hocam bu açıdan yorumlamanızı isteyeceğim. Yani artık çok teşekkür güvenli ediyorum. Ülke tabii. Tırnak içinde güvenli ülke algısının dağılması açısından. Buyurun. Evet çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Merve bütün yapılmış olan değerli kardeşimin de ortaya koymuş olduğu gibi bütün yapılmış olan artık İsrail'e bakın öfkenin üzerine öfkeyi fazlalaştırıyor. Yani bu bir gerginlik döneminde, bu eskalasyon döneminde gittikçe bu işi yukarıya doğru çekerseniz hatta bana gelen bilgiler arasında bunun ismi de bilmiyorum şu anda yapılmadı ama bana geldiği için söylemek istiyorum. Yani Tel Aviv'deki İsrail askerlerini kamyonla ezen ve 6 İsrailli'nin ölümü ve 50'den fazla peki onun ağır olmak üzere. Çünkü hemen baktım ben El Meyadin muhabiri bu konuda doğruya yakın bilgiler verdiğini ifade etmek istiyorum. İsrail'in medya platformuna baktım. Onlar da aynı şekilde yani bu saldırıda onun kritik olmak üzere ciddi 50'ye doğru yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bütün bunlara baktığımızda esasen neydi bunu ortaya koymamız lazım. Yani başta İran olmak üzere 5 tane Başat aktörü tarafından, müttefiki tarafından ki bunu ifade etmeye çalışmıştım. Artık müttefiklik sıfatında ifade etmemiz lazım. Neydi özellikle? İsrail'i yaşamı dar etmenin ötesinde İsrail'in en önemli olgusu bu savaşı Netanyahu'nun yapmış olduğu savaşa desteğini kesmek. Yani buna biz çok açık bir şekilde 3 kelimeyle ifade edeceğim. İsrail halkının savaş etme azim ve kararlılığını ortadan kaldırmak. Şimdi bütün görülüyor ki İsrail halkının savaş etme azim ve kararlılığı ötesinde yani bugün bütün her yer kapalı. Yani İsrail halkının dışarıya gitmesinin önünde birçok engeller var. Fakat yine dışarıya çıkmak için çok işlerinden geçecek tarzda ifade edeyim. Yani yaşam tarzını etkilediği için bu kolaylar birbiri peşi sıra devam ederse biraz evvel niye misal verdim? Neden dedim ki Amerikalıların Lübnan'a çıkıp deniz piyadelerinin 243 tane askerinin ve Fransız paraşütçülerinin toplam 299 tane bütün tası tarağı toplayıp Lübnan'ı terk etmesiyle sonuçlanmıştı. Bakın koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni söylüyorum. Zaten koskoca demeye kalmadı. İki tane aşınan şey var. Bir kere bunu ortaya koymamız lazım. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik güç olarak bütün dünyanın diğer tarafındaki onların çok sevdikleri bir tabirdir. The rest of the world. Nedir? Caydırıcılığı aşındı. Bitti. İkincisi nedir? İsrail'in de caydırıcılığı aşındı. Yani farklı şekillerde ifade ediyorum ama bunu amiyane bir şekilde ifade etmek istemiyorum. Ama bakın benim aldığım bilgilere göre bu Tel Aviv'deki İsrail askerlerinin kamyonla esen ki ismini söylemekten imtina etmeyeceğim. Evet. Rami Natur'un ortaya koymuş olduğu şey doğrudan doğruya en son aldığım bilgilerde bunun Hamas'la ilintili ve ilişkili olduğunu göstermektedir. Bakın şimdiye kadar özellikle İsrail ana karasının üzerinde, ana kara İsrail vatanı diye ifade etmiyorum. Bu tabiri de benimsememiz lazım. Çünkü İsrail millet olmuştur ama İsrail halkı maalesef bulundukları coğrafyayı vatan yapamamışlardır. Çünkü neye? Bu bakın önemli ifade ediyorum. Devlet olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesidir, yapamamışlardır.
Bakın Hamas'ın bile efendim bugün Mossad'ın efendim özellikle liderleri suikastlerle ortadan kaldırma olgusuna karşılık bu tür eylemleri doğrudan doğruya biraz evvel söylediğim gibi sadece bir Hamas'ın bile bu işi yapabilmesi, efendim Hizbullah'ın karşı koyma refleksiyle efendim karadan İsrail'in içeri girişini engellenmesi ve İran'ın hava savunma sistemleriyle 20'ye yakın kısıtlı bir şekilde biliyorsunuz karşı koyma İsrail'in yapmış olduğu Irak'ı kullanarak, Irak'taki üsleri kullanarak yapmış olduğu bu olguda şunu söylememiz lazım. Sadece Kudüs müzelerini atarak ifade etmeye çalışıyorum. Bu etkisizleştirme olgusu doğrudan doğruya İsrail halkının savaş etme azim ve kararlılığı üzerine odaklanmış vaziyettedir. Bu neyi gösteriyor Merve? Onu söylüyorum. Ateşkese doğru uygun adımlarla gitmeyi gösteriyor. Ha şu değil. Bir kere bunu açıkça koymamız lazım. Efendim Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan doğruya İran'a yapılacak bir askeri harekatın efendim ön olguları mı? Bence değil. Yani bunu açıkça ortaya koymamız lazım. Değil. Ama 5 Kasım'dan sonra bir önemli bir tespit olarak ifade etmesi istiyorum. Çünkü zaman zaman Trump'ın seçim kampanyasında konuşmaları çok ilginç olduğunu söylemek istiyorum. Eğer 5 Kasım seçimlerinde Donald Trump dönerse yine öngörülemeyen kararlar alabilir. Ne demişti Trump? Ben Hitler'in generallerine ihtiyacım var. Bu çok ilginç bir noktaya doğru evriliyor. Eğer 5 Kasım seçimlerinde Donald Trump gelirse farklı şeylerle karşılaşabiliriz. Peki. Bunu özellikle önemli size büyük harflerle bildirmek istedim. Çok teşekkür ederim Esat Arslan değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için. Doktor Mehmet Bozkuş hocam çok teşekkürler yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.